Sonra? Altı kol tren hattı. Sonra göz alabildiğine yol. Sıla'ya gittiğimiz. Gurbete göründüğümüz. Ve neden ve niçin olduğunu sormadan Çanakkale'ye ölüme gittiğimiz yol. Ve sonra toprak ve o toprağın insanları. Uşak tezgahlarının halı okuyanları. Kraptan işlemeli eğerleriyle meşhur Manisalı saraçlar. Yol kıyılarında ve istasyonlarda açlar ve kurnaz ve cesur ve ağırbaşlı ve çapkın. Ve kütleleriyle delikanlı İstanbul ve İzmir işçileri. Ve Zahire ve Kantariye tacirleriyle eşref ve ayan. Kıl çadırlı yörükleri aydının. Ve sonrasında ırgat, ortakçı, maraba. Davarlı davarsız, yarım meşin çizmeli ve ham çarıklı köylüler. 15 vilayet ve sancak ve 9 büyük şehir düşman elindedir. Efendim günaydın. 18 Mart Çanakkale zaferinin öncesinde sizlerle birlikte olabilmenin o büyük mutluluğuyla bir şiirle başlayalım dedik. Tabii ki bizlere nasip oldu her defasında böyle büyük bir zaferi kutlamak. Lakin bu şiirde de hafifçe girdiğimiz gibi zaferlerin bedeli konusunda soru işareti bıraktım. Söyleyeceğiniz ne varsa yaşadıklarınıza istinaden hepsini biliyorsunuz. Yine bir çarşamba günü saat 10.30'da Yaşamı Tasarlayanlar programında Erol Böreç ile birliktesiniz. Efendim bugün sizi müzikle selamlayamadık. Çok kıymetli hocam Engin Menet Beyefendi küçük bir sağlık sorunu sebebiyle bugün aramızda olamadılar ama biliyorum ki karşımızdalar. Onun eşsiz melodilerine yeniden kavuşacağız, merak buyurmayınız. Ona da büyük bir sevgi ve saygıyla buradan teşekkürlerimizi iletmek istiyoruz. Diliyorum ki en kısa sürede yine bizi şarkılarından mahrum bırakmadan bizlerle birlikte olsun. Şimdi efendim, bir şiirin ardından sizlere merhaba dedik ancak biliyorsunuz bizim günümüzü aydınlatan siz değerli izleyicilerimize selam vermek isteyen yönetmenimiz de bizimle beraber. Orada bir iki satır bir şey söylemek ister. Sanırım mikrofonunu da almış. Var mı mikrofonunuz? Günaydın hocam. Sabah şerefleriniz hayırlı efendim. Olsun hocam. Sizler de hoş geldiniz. Size yok bugün şikayet etmeyeceğim. Ya, bu nasıl bir rahatlık? Yayına o kadar az bir süre kalmış. Yönetmenim beni aramıyor. Merak etmiyor. Nerede kaldın bir adam demiyor. Hayır, bir bakıma şimdi pozitif düşünmeye çalışıyorum. Yeni bir gelenek var ya, pozitif düşünün efendim. Diyorum ki demek ki sen öyle bir güven vermişsin ki arabaya ihtiyaç duymamış. Hemen içimden şeytan ne diyor? Sen öyle zannet. Seni çoktan gözden çıkarmış, aramıyor. İkincisi değil mi? Hocam zaten sizin işinize, görevinize ne kadar bağlı olduğunuzu biliyorum. Ay, çok dakik olduğunuzu biliyorum. Yalnız Engin hocama da geçmiş olsun diliyorum. Ay, sağ ol. İnşallah haftaya iyi olur da gene bizimle birlikte olur hocam. Evet, senin şarkılarının listesini şimdiden verelim. Evet, peçeteye yazdım hocam. Çünkü adama çektirmediğin kalmadı. Yani bitmiyor isteklerin. O garip garip eserler. En son çaldırdığın neydi? Sonra hastalandı adamcağız. Artık bülbül ötmüyordu hocam. Ötmüyor bak. Gördün mü? Evet. Kaldık mı biz bize? Vallahi. Değil mi efendim? Evet hocam. Ya. Ama tabii ki bizler ona duyduğumuz sevgiyi de buradan dile getirerek bugün izleyicilerimizle birlikte olacağız. Şimdi efendim bugün haberlerini sunmayacağım tabii ki ben. Biliyorsunuz Yaşamı Tasarlayanlar programında sizin hayatı nasıl anlamlandırmaya çalıştığınızla ve yeniden anlam kazanması için ne yapmanız gerektiğine dair öykülerle başladık. Gelinen noktada hatırlıyorsunuz ebeveyn çocuk ilişkilerine yaklaşık 3 bölüm ayırdık değil mi? Evet, 3 bölüm ayırdık ve ciddi manada talep gördüğü için denildi galiba. Yanılıyorsam beni düzeltin. İlgi çektiği için diyelim.
3 program sürdürdük. Haliyle bazı yapı taşlarının değil, genelde kişinin kendi kimliksel gerçekliğinin yapı taşları ailede meydana geldiği için, ailede oluştuğu için, aile değil, dikkat edin, ailedir. A'dan sonra kısacık duruyoruz efendim. Burada hemen başka bir konuyla ilgili de küçük bir bilgi paylaşalım. Ailede meydana geldiği için, yani ebeveyn ilişkilerinin çocuk yapılanması üzerindeki etkileri üzerine konuştuk. Peki bütün bunları konuşurken ebeveynlerin ne tür bir süreçten geçerek annelik ya da babalık duygusunu birer eğitimci, birer yol gösterici, bir rota tespiti hazırlayan, bir harita çizen olarak nasıl değerlendirebileceğiz, nasıl hazırlayabiliriz? İçeride soru var galiba. Buyurunuz efendim. Hocam, efendim, bir görüntümüz var. Öyle mi? Onu bir izleyelim. Sizden de bu konu hakkında güzel fikirlerinizi almak istiyorum hocam. Hayatım, izleyelim elbette, ancak şimdi ben haddimi aşmak istemem. Verin efendim. Haddiniz gelsin. Değil hocam. Her insanın mutlaka bir fikri vardır. Siz de bu konularla ilgili düşünceleriniz, saygı duyduğumuz için. Hay büyük lütfen bir mutlulukla, hocam. Büyük bir mutlulukla. Üzgünüz de, yani böyle bir süreç olmasını istemiyoruz. Buradan bir insanın, bir evladın canına bir şey yaptığı zaman kim ödeyecek? Allah muhafaza, benim evladıma bir şey yapsa o an benim gözüm görmez. Ben açık söyleyeyim. Dün akşam deyin, anne ben okula gelmek istemiyorum, gitmek istemiyorum artık dedi. Yani Kepez ilçesi Yeni Mahalle İlkokulu çevresinde oturan, akli dengesi bulunmayan bir kadın iddiaya göre hem okula hem öğretmenlere hem de öğrencilere tacizde bulunuyor. İddiaya göre akli dengesi yerinde olmayan kadın okul etrafında velilere okulu kötüleyerek çocuklarını almaları için baskıda bulunuyor. Okul bahçesinin dışında çocuklar oyun oynarken içeriye bıçak fırlatıyor. Çoğu öğretmene ise sözlü ve şiddet içerikli tacizde bulunuyor. Sen mesafe koyuyor musun? Ben mesafe koyuyorum. Siz de lütfen mesafe koyar mısınız bana karşı? Her gün okula gelerek zarar vermeye çalışıyor. Okulun arka tarafında oturan Eda isimli bir bayan, yani girişlerde, çıkışlarda velilere, öğrencilere, öğretmenlere bir saldırıda bulunuyor. Bıçak, taş, yani ne geçerse okul camlarını taşlıyormuş. Yani ne velinin bir can güvenliği var, ne öğrencinin ne de öğretmenin. Çünkü çocuklar arasında da artık bu dile gelmeye başladı. Çocuklarımız bundan çok korkuyor. Ya olmaz mı? Her dakika buradan ya salıncaklara sallanıyor, bağırıyor, araba plakalarını söküyor. Aklınıza gelebilecek her şeyleri yapıyor. Rahat. Sen baktıysan niye baktın diyor, sataşıyor. Geçen bir tane teyzemizin 85 yaşında boğazına sarıldı. Neden sen bu çocuğunu okula gönderiyorsun? İşte bu okulda şöyle şöyle yapıyorlar denildi. Bu durumdan şikayetçi olan veliler çocuklarının psikolojilerinin giderek bozulduğunu belirtti. Okul bahçesindeyken bayanın kaldırıma çıkıp duvarın yanında anne bana el salladı, o beni gördü, ben onu gördü dedikten sonra zaten ben çok stres yapmaya başladım. Çünkü dışarıdan bıçak atabilir, taş atabilir. Çocuk bu, yani teni, derisi çok hassas. Anne bıçak, demirlere bıçak vuruyordu. Bıçağı okulun demirlerine şey yapıyordu. Okulu yakmaya çalışıyormuş anne, biliyor musun? Ya bize bir şey yaparsa, arkadaşlarımdan böyle duydum diye çok tedirgin çocuğum yani. Ki zaten bizim gözümüzün önünde Necip Hoca müdür yardımcısının çocuğu yanındayken saldırdı. O çocuk o kadar korkmuştu ki yani. Çocuklarının can güvenliğinin olmadığını belirten ailelerse bir saat önceden okul kapısında nöbet tutuyor. Okula erkenden geliyoruz burada. Aman bir şey olmasın, yarım saat, bir saat öncesinden bekliyoruz çocuğumuzu hemen alıp gidelim diye. Yani bir şekilde karakola gidip şikayette bulun. Herkes elini taşın altına soksun. Yoksa bunun altından kalkamayacağız. Hocam bir not söyleyeyim. Lütfen. Bu hasta kadının tedavisi için akıl hastanesine gönderiyorlar. Götürenlerden önce tekrar kaçıp geliyor hocam. Orada ancak 2-3 gün ne kalmış herhalde, hemen kaçmış gene gelmiş. Şimdi bunu hangi boyutuyla değerlendir? Ebeveyn boyutuyla, yurttaş boyutuyla ya da bizi ne yazık ki aşan yönetim boyutuyla mı değerlendirelim? Ben hem yönetim de olabilir hocam ama çocukları etkilemesine... Çocukların etkilenmemesi mümkün değil. Orada ilginç bir şey, bir ebeveyn benim çocuğuma bir şey olursa
diyerek kullandığı dil bile çocuğu etkiler. Çok doğru, çocuklarımız, yani Allah hiç kimsenin evladını böyle bir şeyle sınamasın zaten, böyle bir şey yaşatmasın. Herkes can siperhane evladını korumaya güdülenir. Tabii ki. Yani gözü hiçbir şey görmez. Ancak bu noktaya gelmezden evvel ne kadar orada ikamet ettiği, buna ne kadar tahammül sınırlarının tanındığı da çok önemli. Kendileri söylüyorlar, bu bir akıl hastalığı olan bir birey. İşte şunu yapıyor, bunu yapıyor, zaten sen onu yapıyor olarak görüyorsun ama bunun dışarıda gezmesinin kanun koyucular tarafından kontrollerinin olması lazım. Yani tek başına sokakta var olabilmesiyle ilgili bu kadar özgür bir alan tanınmalı mı? Şimdi ben bu konuda ahkam kesmek istemiyorum. Ancak akli melekeleri olmayan birinin özgür hareket alanlarının olabilmesi pek muhtemel olmamalı. Evet, evet. Zira akli melekeleri olmadığı sürece insan için, bırakın çocuğu, yetişkini, kadını, erkeği, bak insan için tehlike arz edecektir. Tabii ki kişiler okula gönderdiği çocuklarıyla ilgili endişe duyacak. Orada nöbet tutuluyor. Şimdi hayatımız nöbet tutmakla mı geçecek? Şunu soruyorum. Biz okulla ilgili güven ortamını ne zaman, nasıl, niçin kaybettik? Yani çocuklarımızı okula gönderirken nöbet tutuyoruz. Güvenimiz kalmamış. Hastamızı hastaneye gönderirken nöbet tutuyoruz, güvenimiz kalmış. Bakın dikkat ediniz lütfen. Şimdi harika, arkadaşlarımız emek veriyorlar. Toplumun bir dikkate değer alanıyla ilgili haber yapıp ciddi çalışmalarla bize sunuyorlar. Ancak bunu sunarken bizi izleyicilerin veya değerlendirenlerin zihninden geçenlerde bir düşünelim değerli yönetmenim. Kimi güldü geçti, kimi dedi ya işte biliyorsun zaten aklı melekesini dedi. Kimi çocuğuyla ilgili korku ve endişe içinde, kimi nöbet tutuyor. Bizlere bu kaygıyı taşımak düşmemeli diye düşünüyorum. Yani ben çocuğumu okula gönderirken orada aklı melekesi olmayan bir kadının saldırısına uğrayabilme endişesinden uzak kalmalıyım. Kesinlikle, evet. Bana bu ortam sağlanmalı. Evet. Kim tarafından sağlanmalı? Kanun koyucular tarafından sağlanmalı babacığım. Haksız mıyım? Evet, evet. Ha, bu yasal süreç nasıl işliyor? Onu büyük adamlar bilirler. Var ya büyük adamlarımız bizim. Bilmeliler. Düşünsene sen çocuğunu oraya gönderiyorsun. Bir saldırı sonucu, ay Allah korusun, yani dilim varmıyor. Sonra sen hali nöbet tutuyorsun. Ne yapacağız? Şimdi akli melekesi olmayan bir çocuğuna şiddet uygulayan, sen ona şiddet uygulayacaksın. Ne yapacaksın? Şiddet uyguladığın için ilerleyen süreci anlatmak bile istemiyorum, biliyorsun. Sen yasal bir sürece gireceksin. Çocuk yine zarar gördü. Burada yapılması gereken ıslah denilen bir kavram var. Islah. Bunu genelde yaşlarımız kullanırdı. Sonra bizim hiç anlamlı olmaya başladı biz o yaşlara gelip. Dinledik, Allah ıslah etsin. Akli melekesi olmayan birinin bir ıslahı mümkün değil. Tedavatında tutulması lazım. Çocukların, daha ebeveynlerin çocuklarıyla ilgili okulda güven içinde olmaları lazım. Biliyorsun dünyada da bunun örnekleri yaşandı. Hadi bırakın. Çok enteresan. İşte bak bana veriyorsun böyle alev, ben konuşuyorum. Durmam gereken yeri lütfen söyle. Çok enteresan bir şey söylemek istiyorum. Diyelim ki akli melekeleri olmayan biri işte çocukların güvenliğini tehlikeye atıyor okul bahçesinde. Yavrum, akli melekeleri olan öğrencilerin okulda yarattığı şiddetten haberi yok mu bu insanların? Akli melekeleri olan bir öğrenci olduğu okulda şiddet yaratan çocuklardan haberleri yok mu insanların? Hocam bir de baştan niye yapmıyoruz da bunu, illaki Allah göstermesin bir şeyler olmasını. Biz deneyerek şey öğrenmeyi seviyoruz. Hep konuşuyoruz ya programlarımızda, yaşayarak öğrenmek denilen bizde garip bir alışkanlık var. Bizi sona hazırlıyor. Bakın yaşayarak öğrenilmez. Öğrenilerek yaşanır. Ki
kendi savunma mekanizmanı oluşturursun. Yani bir güvenlik alanı oluşturursun. Bu demek değil ki her konuda bir güvenlik alanına ihtiyacımız olsun. Olmasın istiyoruz. Lakin akli melekeleri olmayan birinin çocuklarımıza zarar vereceği öngörülüyor ve nöbetler tutuluyor. Dürüst davranacağım. 14, 15, 16 yaşındaki gençlerimizin, okulda öğrenci olan arkadaşlarımızın okulda neler yaşadıklarını, bir gün hakikaten bu haberleri hazırlayan sevgili arkadaşlarımız, ayrıca teşekkür ederim burada. Vakit bulurlarsa akli melekeleri yerinde olan öğrencilerimizin okuldaki yaşam biçimlerini bir kayda alsınlar. Öğretmenlerini bir dinlesinler. Çocukları bir dinlesinler. İnanılmaz öyküler var. Bak ben ipucu veriyorum. Ama dediğin gibi en son bir olay olacak. Hepimiz eyvah eyvah eyvah, neden önlem alınmadı diyeceğiz. Yeniden olacak, yeniden diyeceğiz. Bu neden kaynaklanıyor? Bu bizim hoşgörü sınırlarımızı tespit edememekten, yasa koyucuların gereken düzenlemeyi hayata geçirmemesinden. Abi sen orada o sistemi, o düzeni, ben güven sorunu yaşamayacağım çocuğumu okula gönderirken, çünkü benim bir devletim var. Doğru mu? Ben çocuğumu sana teslim ediyorum. Okul önünde müdahale ekibim olur, güvenlik mi olur? Gerçi her yerde güvenlik var. Normal insanların güvenliğinden sorumlu olmak yerine engel için güvenliğimiz var. Şimdi konuşmayayım dedim, dayanamıyorum. Akli melekeleri olmayan insana tabii yasa koyucu ne derece müdahale edilebileceğini de belirlemiştir. Değil mi? Ölçüleri vardır. Acaba toplumun içine çıkması sakıncalı birine mutlaka önlem alınmalı. İyi de kardeşim, o zaman buna nasıl izin veriyorsun? Neden biliyor musun? Ben bunu yaşıyorum. Bakın sizin de yaşam alanlarınızda var. Saldırabiliyorlar. İlla öğrenciler olmasına gerek yok. Yani akli melekeleri yoksa zaten toplumsal yaşam içerisinde tutulmaları bizim istemediğimiz sonuçları doğuracaktı. Bu gerçekliği kabul edeceğiz. Tecrit mi edecek, edilmeyecek, ama ona uygun yaşam alanları düzenlenmeli. Yani onun tedavisini devletin sürdürebilmesi, tedavi sonrası kontrollerini devletin sağlayabilmesi ve diğer insanları, akli melekeleri olmayan insanların yaratabileceklerinden muhafaza edebilecek bir işleyişi tespit edebilmesi lazım. Ben ebeveyn olarak çocuğuma saldırmış olsa ne yapacağım? Ben direkt o zaman akli melekesi olmayan birine saldıracağım. Düşünebiliyor musun işin acı tarafını? Tabii. Sizin için suç olacak. Karşı tarafın zaten suç. Benim için hem suç hem utanç olacak ya. Akli melekesi olmayan birine saldırdığım için. Ama kardeşim, çocuğumu ben korumak zorunda kalıyorum. Beni niye böyle bir topta tutuyorsun sen? Hocam bunun yaptığı suç, suç sayılmıyor bir de biliyorsun. Ya sayılmıyor zaten. Evet. Yani sen aslında bombayı toplumun ortasına koyuyorsun ve izliyorsun. Patlayıp bir zarar olduğunda diyorsun ki ah vah, işte üzüldük, böyle olmamalıydı, önlemler neden alınmadı? Ya arkadaşım, o zaman bu haberi hazırlayan arkadaşlarımız şunu da zaten çok iyi biliyorlardır. Ya özür diliyorum. Buradan fikir vermek değil, bir mahkeme değil. Ben sadece programda kendi alanımla ilgili bir şeyler söylemeye çalışıyorum. Bu haberin devamında yetki ve sorumluluk ağıyla ilgili ziyaretler de yapmalılar bu habere ilişkin. Mesela onların görüşleri, yasa koyucuların uygulayabilecekleri yasal süreçleri, işte sağlıkla ilgili süreçleri, bilmiyorum, sadece küçük bir öneri. Bunu arkadaşlara iletelim hocam. Yani sanki daha sağlıklı değerlendirilebilir o zaman, değil mi? Şimdi biz ne yapıyoruz? Can horaş, nasıl olur ya? Çocuklarımız işte, biz bir yere teslim edemeyecek miyiz? Çocuklarımıza ya saldırırsa, öğretmenlere de saldırabilir. Öğretmen de benim çocuğum. Tabii ki. Çocuk senin çocuğun, öğretmen benim çocuğum. Evet, evet. Ne yapacağız? Hepimizin evladı bunlar. Evet. Şimdi bu haberi izleyerek yola çıktığımızda ve yorumlamaya kalktığımızda çok büyük hatalar yapma riskimiz var. Ama biz toplum olarak zaten bize ne gösterilirse, vay işte ben giderim ben. Dur. İş bize kalırsa zaten sıkıntı var. Bakın, iş bireye kaldığında toplumsal yaşamda sıkıntı olduğunun emaresidir. Çünkü biz yasa koyucu değiliz. Güvenlik sağlayıcı değiliz.
Değil mi? Yaşamı düzenleyici değiliz. Biz bireyiz. Burası Teksas'ta değil. Arizona hiç değil. Evet. Ama konuşayım mı? Lütfen. Yok, ikinci yönünde konuşayım. Toplumsal yaşamın yaşanılır kılabilmesi, toplumsal yaşamın yaşanılır kılabilmesi için gerekli düzenlemeler eğitimle ilgilidir. Hep söylüyorum. Zira toplumda akli melekeleri yerinde olan ancak toplumsal melekeleri gelişmemiş bir sürü, o boşluğu siz doldurun, yaşamınızı çekilmez hale getiriyor mu? Getiriyor efendim. Yaşamın her alanında bunu görmemek mümkün değil. Ama biz yine bu tür haberlere gereken özeni gösteren arkadaşlarımıza teşekkür edelim. Lakin sadece şunu bildirmek isterim. Bu haber yapıldıktan sonra haberin ilgilileriyle ilgili de bir çevrede bazı şeyler araştırılmalı, soruşturulmalı ve konulmalı. Yani bir o verilmeli, bir o verilmeli sanki. Yani yasa koyucu nasıl bakıyor? Vatandaşın bakışını göstermiş. Yasa koyucu nasıl bakıyor? Sağlık nasıl bakıyor? Güvenlik nasıl bakıyor? Aile nasıl bakıyor? Sokaktaki insanın nasıl baktığı belli. Sokaktaki insan değil. Anlatmış da sürüngen beyin, hayatta kalabilme. Yani şiddet gözüyle bakmak zorunda. Çünkü canı yanarsa can yakmak zorunda. Güdüsel anlamda. Doğru mu, yanlış mı? Abi bu tartışılmaz. Şiddet, şiddetle asla bir çözüm üretilmez. Yanlış. Ama doğrusunu bilmeyen biri kendini korumak için ne yapmak zorunda? Bedenini silah olarak kullanmak zorunda. Bu noktaya gelmeliler mi, gelmemeliler? İşte bu nispetle biz toplumsal yaşamı düzenleyiciler, eğitimciler, yasa koyucular, toplumsal yaşamda bireylerin önce güvenliğinden, sonra huzurundan, sonra refahından, bakın ondan biz de sorumluyuz sevgili yönetmenim. Çünkü biz eğitimci olarak bu refah bölümünde sorumluyuz. Toplumsal yaşamın içinde birlikte olduğumuz insanların gelişiminden, eğitiminden sorumluyuz. Kimse kusura bakmasın. İnsanları yargılamak yerine, yorumlamak yerine, suçlamak yerine biz payımıza düşeni yapmakla mükellefiz. Çözüm üretmek durumundayız. Bizler de eğitimci olarak çözümler konusunda onların gelişimine, bakış açılarına, olayları yordama becerilerine, işte bedenlerini, fikirlerini, zihinlerini, söylemlerini toplumsal yaşama uygun nasıl kullanmalılar şeklindeki eğitimleri konusunda bize de görev düşüyor. Buyurunuz efendim. Eğitimciler olarak bunları veya her aklı çalışan insan çoğu şeyi biliyor hocam. Ama yıllardır ne kadın cinayetleri, ne madde bağımlıları, ne de böyle akli dengesi. Yani her şey biliniyor ama hiçbir önlem alınmıyor. Her şey sonuna kadar gidiyor ki, illaki bir şey olacak ki ondan sonra önlem alınsın. Ya bak ne kadar güzel söylüyor. Her biri bir başlık, işte kadın cinayetlerinden tut da ya söylerken içim acıyor. Neden hocam bu, yani neden böyle salıveriyorlar? Neden? Dedim neden? Ya yasa koyucuları burada eleştirebilmek durumunda değilim. Biliyorsun neler olduğunu. Haddimize de değil dememdeki sebep o. Aslında haddimize. Çünkü biz de görüyoruz, biz de okuduk, biz de eğitildik. Yani biri kalkıyor benim adıma karar alıyor ya. Alırken, ya çok enteresan. Mesela şirketler, basit bir ekonomik örnek vereyim mi? Şirketler, mağazalar her neyse bir ürün koyduklarında piyasada önce fizibilite hazırlarlar. Toplumun tepkisini ölçerler. Doğru mu? İşte faydalarını, kazançlarını ve götürüleri üzerine araştırmalar yapılır. Şimdi eğer siz kanun koyucular bir yasayı koyarken toplumun nasıl
değerlendirici ile ilgili küçük araştırmalar yapsanız. Gücümüz var, gücünüz var, yok mu efendim? Bir sürü teşkilatımız, kolumuz, şunumuz, bunumuz var. Öyle konuşalım. Sahaya insek. Sahaya inmek, ikna etmek, bize katılın demek değildir. Böyle bir şey yapılacak. Toplum olarak bunu nasıl öngörürsünüz? Nasıl değerlendirirsiniz? Çünkü bu yasa sizi ilgilendirecek arkadaşım. Ve ben kendimde sizin bana verdiğiniz yetkiye dayanarak bu hakkı göreceğim. Ama ben o hakkımı sizin faydanıza kullanmamak gibi bir yönde tercih kullanabilirim. Ve bunun acısını yine toplum olarak siz çekersiniz. Onun için sizin öngörünüze ihtiyacımız var. Nasıl karşılıyorsunuz? Bir araştırma. Size sağlayacağı faydalar ya da size zararları konusunda ne öngörüyorsunuz? Çünkü siz beni görevlendirdiniz. Ben sizin fikrinizi böyle bir yasayı oluştururken almakla mükellefim. Daha öteye gitmeyeyim. Bir sonraki programda beni bulamazsın ondan sonra. Değil mi? Biliyorsun. Yani ha okul önündeki güvenlik sorunu, ha benim buradaki güvenlik sorunum. Doğru mu? Doğru. Kes. Çünkü ben izleyicilerimle birlikte olmak istiyorum. Biliyorsun benim dilim deli saçması. Buyursunlar. Böyle şey. Tarih oldu. Canım benim ya, ne kadar güzel. Bir daha olsaydı Erol. Hakikaten. Reji'ye çok teşekkür ediyorum benim adımı da yazdığı için. Bir adam konuşuyor ama kim konuşuyor? Allah sizi var ya çocuklar. Artık halkımız biliyor hocam. Artık bir bilmiyor mu diyorsun? Yani ismi yazmaya bile gerek yok hocam. Hakikaten değil mi? Tabii. Ya bizim işte bu egomuz doymuyor. Burada ego üzerine ahkam kesiyoruz da görüyor musun egosal açlığı? Önemsenebilme açlığını ya da lansman açlığını. Bir de itiraf ediyoruz. Şimdi efendim. Neyse. Diliyorum ki işte bu tür haberlerin çevresel yani ilgili haberleri de arkadaşlarımız tarafından dikkate alınır. Çok da mutlu oluruz. Yine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu kurumun tüm çalışanları büyük bir titizlikle toplum yararına... Çalışmaları var hocam o konuyla ilgili. Kesinlikle toplum yararına bir hizmet üretmeye çalışıyorlar. Ve hakikaten itinayla gerçekleştiriyorlar. Ha birçoğu... hiç karşılaşmadık, tanışmadık, konuşmadık ama her birine emekleri için teşekkür ediyorum. Kurum adına da teşekkür etmek istiyorum kendi adıma da. Şimdi efendim, biz böyle bir haberden yola çıkarak mesela şunu yapabilir miyiz? Böyle bir haberi değerlendirirken olumlu özelliklerimiz ne olabilir? Bu bir. İkincisi... Böyle bir haberi değerlendirirken beğenmediğimiz yönleri neler? Abi, aha bak. Bunu nasıl gördün mü? Söyleyecek ne kadar çok gözlerimiz ışıl ışıl oluyor. Neden? Çünkü beğenmediğimiz denildiğinde bize nasıl bir hak doğuyor? Eleştiri, yargı, yorumlama, suçlama, cezalandırma. O hak bize tanınıyor. Zihnin çalışma prensibinde. Şimdi. Olumlu düşünemiyor muyuz diyorsunuz hocam? Direkt şiddet mi? Arkadaşım, değerli yönetmenim. Olumlu düşünebilmek denilen kavram nasıl gerçekleşti? Konuşalım mı birazcık? Bak bunu şimdiki hokkabazlar şöyle yapıyorlar. İzliyorsunuz biliyorum efendim. Efendim olumlu düşünün. Pozitif düşünün. Gülün, mutlu olduğunuzu kabul edin, size her şeyin ihtişamla geldiğini söyleyin. Destur, destur, bana bir öneride mi bulunuyorsun? Güzel, o halde bu önerini nasıl hayata geçireceğim konusunda önce kendinde sonra bendeki boşlukları ne olduğunda bana anlatır mısın? Ben onu bilmem. Ama sen olumlu düşün. Bak söylemek istediğimi çok iyi kavruyorsun. Olumlu düşünebilme becerisinin gelişimi için arkadaşlarımızın, insanlarımızın ciddi bir eğitim sürecinden geçmesi lazım. Her şeyden evvel dikkat ve algı sistemleri üzerine çalışmalar yapmak gerekiyor değerli yönetmenim. Bunun için de ehil arkadaşlarımızın eğitimlerine
devam ederken bireylerin dikkati ve algıları üzerine ve sezgisel başarı üzerine bir süreçten geçmiş olmaları gerekiyor. Beni anlıyorsun değil mi? Yoksa olumlu düşünelim diyerek olumlu düşünemiyorsun. Kötü düşünelim diye de kötü düşünemiyorsun. Mesela benim hakkımda kötü düşünmek istiyorsun. Dene. Ya onu bile başaramıyorsun. Ya onu tetikleyen bir şeyin olması lazım. Evet hocam, onu diyorum. Şimdi görüntüleri izlerken o kadını gördük. Çocukların feryadını, ailelerin feryadını gördük. Direkt bu kadın burada olmaz. Asalım, keselim, yok edelim. Yani nasıl tetikleyici unsuru gördün değil mi? O anda ilk hissettiğin, bilmiyorum. Bir zararlı insanın neden orada? Şimdi sevgili yönetmenim, değerli dostum ve kıymetli izleyicilerimiz. Bizler düşünce biçimimizi ancak uyaranlarla kontrol edebiliyoruz, hayata geçirebiliyoruz, tetikleyebiliyoruz. Dış uyaranlarla, dış uyarıcılarla. Şimdi bu dış uyarıcılar eğer bizim düşünce sistemimizde böylesi büyük bir etki uyandırıyorsa, böylesi büyük bir etki yaratıyorsa, o zaman o uyarıcıları nasıl okuduğumuzu bilmek lazım. Yani zihnimizin bu uyarıcıları nasıl okuduğunu bilmek lazım. Hocam ne diyorsun ya? Oradaki olayı görmüyor musun? Senin zihnin bunu güzel mi okuyacak? Arkadaşım, ondan bahsetmiyorum. Şimdi olayı izliyorsun, ben de izliyorum. Binlerce birey de izliyor. Ve her birinin onu algılama, yorumlama ve zihinde ona bir yer açma süreci farklı işliyor. Bakın, doğru yanlış ikileminden artık çıkın Allah aşkınıza. Ya çıkın ya. Sonra diyor ki sana göre doğru, bana göre değil. Ama önce çık. İşte o sana göresi, bana göresi aslında anlatmak istiyor. O da biliyor ancak tanımlayamıyor. Yani bir cisim var, tanımlayamadığı bir cisim ona yaklaşıyor. O aslında biliyor. Neyi biliyor? Diyor ki efendim o sana göre doğru. Aslında bunu söylerken şunu söylüyor. Benim algılama biçimim bana bunun yanlış olduğunu söylüyor. Şimdi onun anlatmak istediğini bizler tanımlamak göreviyle mükellef kalıyoruz. Ancak bunu söyleyen arkadaşımızın kendini ve düşüncelerini ifade edebileceği bilgi, birikim, donanımı elde etmesini sağlasak, o zaman işte düşünceler arası saygı oluşur. Doğru ve yanlış kıstasından kurtulur. Daha geniş açıdan bakarız olaya. Mesela biz burada nasıl baktık değerli yönetmenim? Şimdi bana o haberi ver. Hakikaten haberim yoktu. Haberim yoktu ve haberi izledik. Bana verdiniz o haberi. Hocam bir de siz bakar mısınız? Benim zevk gördüğüm, onunla ilintili diğer alanların da hazırlanması oldu. Çok enteresan. Yani ben orada dürüst davranayım, şiddet ve öfkeden başka hiçbir şey görmedim. Bir de akli melekesi olmayan bir kişinin orada yayabileceği tehlikeleri gördüm. Bunu gördüm ama yorumlamadım dikkat edersen. Bunu görürken bu bir sonuç. Bakınız, dikkat buyurun, bu haber bir sonuç sevgili yönetmenim. Bu haber sonuçsa bu sonucu hazırlayan nedenler üzerine de bir haber olmalı. Bu haber bir sonuç değil mi? Sonuç. Evet. Biz sonuçlarla öğrenirsek düzelme şansımız gitgide yok olur. Çıkan sonuçlardan öğrenmeyi tercih ettiğimizde biz deneysel becerilerimizi kaybederiz. Çıkan sonuçlardan davranış geliştirmeye çalıştığımızda o sonuçları hazırlarken nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgi sahibi olmadığımızdan başka bir sonuçla karşılaşma şansımızı da kaybederiz. Bakın, bütün bunların düşünülmesi gerekir. Ve ilginç bir geçen hafta ilginç bir araştırma yaptım. Sevgili dostum, sevgili değerli izleyiciler. Toplumda sosyologların
Çok ilginçtir. Şu an çok fazla görev yapmadığını gördüm. Bakın sosyologların. Şimdi psikolog diyorsun, o pis bir kolog değildir. Psikologdur. Önce bunu düzeltelim. Psikolog yoktur ya. Kimse pis değildir efendim. Kolog zaten bilmiyorum nedir. Önce onu düzeltelim. Yani psikologların toplumda edindiği yerle birlikte sosyologların da toplumda bir yer edinmesi gerekiyor. Şimdi sosyolog arkadaşlarımız, hocam siz bilmediğiniz konularda hakem kesmeyin, biz şurada şurada görevliyiz diyorlarsa o zaman bizim haberimiz olsun. Toplumsal gelişimin sosyolojik boyutuyla ilgili sizlere ihtiyaç var. Kolektif bilince, kolektif çalışmaya ihtiyaç var. O nispetle bizim dikkat etmemiz gereken birçok kavram artık toplumsal anlamda hayata geçirmemiz lazım. Zira bizi tanımlayan insanların sosyolojik yaşam içerisinde tanımlama becerilerini, evet biz eğitimciler, profesyonel koçlar, psikologlar, sosyologlar ve diğer insan bilimiyle ilgilenen arkadaşlarımız farklı farklı yorumlarla açıklayabilirler. Buyurunuz efendim. Öyle mi? Hay hay. Şimdi efendim, bu alanla ilgili konuşacağımız çok şey var. Gelirken hazırlık yapmadım. Sizin istediklerinizi size servis etmek üzere ama konu gayet güzel bir yere doğru kendiliğinden akmaya başladı. Tabii ben buna su akar yolunu bulur demeyeceğim. Bizim kontrolümüzde akışını sağlayacağız. Efendim, ikinci bölümde yine sohbetimize, özlediğimiz sohbetimize ve sizinle birlikte misafirliğimize devam etmek istiyorum. Ben Erol Börekçi, ikinci bölümde yeniden sizlerin karşısında olacağız. Kısa bir aranın ardından birlikte olmak ümidiyle konuşmaya devam edelim. Yaşamı Tasarlayanlar programının bugünkü bölümünün ikinci yarısında sizlerle birlikteyiz. Yine konuşmaya devam edeceğiz ama konuşurken havanda su dövmeden, ahkam kesmeden toplumun öngörüleri üzerine, insanların algıları üzerine, olayları, işleyişleri, eylemleri, yorumlama becerileri üzerine konuşmaya devam ediyor olacağız. Biliyorsunuz 3 hafta boyunca ebeveyn ve çocuk iletişimi üzerine konuştuk. Bugün de işte ebeveynle çok enteresan bir haber kesitiyle bizi selamladı sevgili yönetmenimiz. Onun üzerine konuşmaya çalıştık. Burada aslında yine ebeveyn rolünü üstlenen bireylerin bir olayı değerlendirme konusunda nasıl davranabileceklerine dair güzel de bir örnek aslında yaşadık. İşte bu yoldan hareketle, bu noktadan hareketle biz ebeveynlerin güçlü ve zayıf yönlerini, zayıf yönlerini zayıflık olarak algılamayın. Zayıf yönleri aslında onları istemedikleri sonuçlara sürükleyen yönler olarak değerlendirilirse o zaman çok daha dikkatli bir biçimde hareket edebiliyor olacağız. İşte bu noktadan bakıldığında güçlü yanlarımız zaten bizim eylemlerimiz sonucunda doğacak sonuçları kontrol edebilme becerimize katkı sağlayacak. Uzun bir cümle oldu değil mi yönetmenim? Peki. Ama üzerinde tartışılabilir tabii. Zayıf yönlerimiz ise yine bizim tarafından hazırlanacak sonuçların istediğimiz sonucu, istediğimiz durumu bize vermesi konusunda etkili olamayacağımız alanı geliştirir. Yani her iki yönde bizim gelişimimize katkı sağlar ancak biri sonuç üzerinde kontrollü olmamızı sağlar, bir diğeri sonuç üzerinde kontrolümüzü kaybetmemizi sağlar. Madem ki biz sonuçlar üzerinde kontrolü sağlayabilme gücünü ve becerisini ve başarısını elde etmek istiyoruz, o zaman zayıf ve güçlü yönlerimizi, biliyorsunuz bir ödeviniz vardı değil mi efendim? Ne yapacaktık? Yazarak düşünmeyi seçecektik. Diyelim ki unuttunuz, diyelim ki denemediniz. Bugün lütfen yazarak düşünmenin bir çalışmasını yapın. İşte bütün gün ekran başında olan dostlarım da var. Çalışanlar da ekrana bakabiliyorlar. Birbirinden farklı programlar var. Ve sizler o programlarla ilgili izlerken bir sürü kanıya kapılabiliyorsunuz. Bu kanıları bile
Yani düşünce biçiminizi sonuçta kanıya varma süreciniz. Yazarak düşünmeye çalıştığınızda zayıf ve güçlü yönleriniz. Yani sonuç üzerinde etkili olabilecek becerileriniz, sonuç üzerinde hiçbir etkisi olmayan becerileriniz şeklinde yazdığınızda kendi resminizi görmeye başlarsınız. Zira bir de şöyle bir şey bekliyor toplum bizden. Toplum kimlerden oluşuyor? Anne, baba, çocuk, arkadaş, akraba, iş arkadaşlığı, okul arkadaşlığı, bir ortaklık, bir bileşke, patron işçi ilişkisi, çoğaltılabilir işte hukukçu müvekkil ilişkisi, doktor hasta ilişkisi, ne derseniz deyin, toplumda biz birey olarak şöyle bir beklenti içindeyiz ve çok enteresandır değerli yönetmenim, her birimiz bekliyoruz, biliyor musun? Diyelim ki dürüst biri değiliz, dürüst olmayı bekliyoruz. Açık sözlü biri değiliz, açık sözlü olmalarını bekliyoruz. Bak, en yumuşak dokulardan girmeye çalışıyorum. Biz olmadığımız halde bekliyoruz. Demek ki burada gizli olan şu. Beklediğimiz şeyi önce biz oluşturabilmeliyiz. Biz var edebilmeliyiz diye düşünüyorum. Şöyle bakmakta fayda var. Şimdi bizim değerlerimiz var. Ne bu değerler? Dürüstlük, arkadaşlık, açık sözlülük, saygı, çevreyi koruma, işte hayvanlara dair koruma ve sevgiyle davranma gibi gibi çoğaltılabilir. Onlarca, yüzlerce örnek verilebilir. Bunlar bizim, sevgili arkadaşım, değerlerimiz olarak not düşülebilir. Şimdi bu notu düştükten sonra biz bu değerleri ne tür bir değişikliğe uğratıyoruz? Yani hem pozitif hem negatif değişiklik. Var olan değerlerin yıprama payını bir düşünmemiz lazım. Bunlar nasıl yıpranabiliyor bir düşünmemiz lazım. Yani değersizleşiyoruz diye bazen haykırıyorlar ya ekranlarda. Nasıl oldu da biz bu noktaya geldik diye cümleler kuruluyor ya. Nasıl oldu da biz değerlerimizi kaybettik deniliyor ya. Arkadaşım, yolda giderken cebinden düşürmedin. Senin de payın var bunda. Sen de katkı sağlıyorsun. O nedenle de açmamış mısın mikrofonu? Ben de seninle konuşuyorum zaten. Aşk olsun. Değerli yönetmenim unutmuş. Ben konuşurken mikrofonunu açmayı. Bana ses veremiyor. Ben de sesi yayına gidiyor zannediyorum. Güzel. Şimdi bu değerlerle ilgili nasıl bir sürecin içine dahil olduk? Dahil olurken de neden birilerine dur demeyi başaramadık? Bunun üzerinde konuşmakta fayda var. Efendim? Bir insanın içinde kaç insan vardır hocam? Şimdi bu sorunun cevabı var. Bir insanın içerisinde çokluk kişilik bozukluğu tanısı konulamayacak kadar insan var. Çünkü böyle bir tanı konulduğunda değerli psikologlar ve psikiyatrlar zaten gereken müdahaleyi yapıyorlar. Yani hastalık da var, böyle bir çokluk kişilik bozukluğu denilen. Ancak bizim arzu ettiğimiz şu, senin sormak istediğin şu olsa gerek. Bir insanın içinde kaç insan var? Yani kaç duygu durumu var? Değil mi? Yani birini bastırıyorsun, öbürü yükseliyor. Harika. Birini yükseltiyorsun, birini alçalıyor. O bastırdığın aslında kişilik değil. Hayır, duygu olarak duygu. Diyorum hocam. Bravo. Ama bazılarını mesela kontrol edemiyorsun falan. Ama yani bunun kesin çözümü var mı? Yani tedavisi var mı? Ben olduğunu zannetmiyorum hocam. Şimdi değerli yönetmenim, bu duygu yönetiminin... Hani bazen derler ya, içine şeytan kaçtı. Aa, bazen iyilik meleği oldun. Aa, bazen ne kadar naifsin. Şunu söyleyeyim. Duygu yönetiminin sağlanabilmesi mümkün. Ancak bu duyguların kontrolsüz bir biçimde insan hayatını etkileyebilecek kadar tehlikeli bir sürece geldiğinde senin söylediğin tedavi aşamasına geçiliyor. Tedavi aşamasıyla ilgili zaten hekimlerimizi ilgilendirdiğinden biz yönetim aşamasını sağlamakta mükellefiz. Yani o noktaya gelmeden önce kişiye bu öğretilebilirse, çünkü hatırlıyorsun başladığımız günden bu yana bayağı da bir konu işlemişiz. Şimdi hafızama geliyor.
dil, düşünce, duygu, davranış denkleminden bahsetmiştik. İçinde bulunduğumuz duyguları yönetebilecek duygusal zekamızın gelişme sürecinde doğru bir süreçle yoğrulmadıysak, duygu yönetiminde var olacak hasarlar ve olumsuzluklar davranışımıza sirayet edecektir. Dolayısıyla da duygu bizim bildiğimiz gibi sevmek, aşık olmak, üzülmek, ağlamakla kalmıyor. Yani o kadar fazla çeşitlilik arz ediyor ki bütün bunların üstünde dikkatli durup düşünmek fayda ediyor. Düşünmek gerekiyor ki bunu yapabilirsek bir fayda sağlıyoruz. O nispetle de bu duygu yönetiminin tedavisi var mı diye girmek doğru değil. Tedavi noktasına gelindiğinde zaten duygu yönetiminin artık sağlanamadığı için seni istemediğin noktalara sürüklediği anlamını ifade eder. Yani kontrolü kaybetmek anlamını ifade eder. Şuursuzca duygu geçişlerinin sende doğuracağı sonuçlar tehlike arz etmeye başlar. Buyursunlar. Nabza göre şerbet vermek. Bir tür yönetim biçimi. Bu dal kavukluk olarak da geçiyor bizde. Senin diline çevirmeye çalışıyorum. Ve çok da güzel hatırlattın. Bunu da kullanmakta fayda var. Nabza göre şerbet vermek bize dal kavukluk olarak tanımlanıyor. Oysa nabza göre şerbet vermek iletişim başarısı ve becerisidir. Yani iletişimin dozlarını iyi ayarlamaktır. Kişiyi tanımlamak. Bu kişilerde kişilik bozukluğu var mı? Hangilerde? Nabza göre şerbet verenlerde. Yok hayatım, olur mu? Nabza göre şerbet... Ama her boyuta girebiliyor hocam. Hemen söyleyeyim. Her moda girmek farklı bir şey. Nabza göre şerbet vermek iletişim için doğru adımları atabilme başarısı olarak adlandırıldığında sorun yok. Ama dal kavukluksa sorun var. Evet. Çünkü onun sonu yok. Onun başka bir ismi daha var ama burada... İleriye gitmeyeceğim. Ya o kadar riske girmeyelim. Dediğim gibi yani beni buradan göndermenin farklı yolları var biliyorsun. Yani sen bana direkt söyle. Gitmeyeceğim. Gitmiyorum ben. Yayındayım efendim, merak etmeyiniz. Şimdi nabza göre şerbet vermek de aslında insanlar üzerine bir etki uyandırma, iletişim kurmak için duyguları üzerinde oynayabilme becerisi. O nasıl arzu ediyorsa ona göre davranış sergileyebilme becerisi. İletişimde aslında faydası var bize. Ama masum bir tanımlamayla. Yoksa nabza göre şerbet, işte kişiden kişiye değişme, onun fikrine katılma, dal kavukluk değil bizim bahsettiğim. Ya onaylamayla devam edemezsin. Ona yakın durmak için her şeyini onaylayamazsın. Ama iyi bir şey de değil hocam. Ya değil tabii ki. İyi bir şey olur mu? O zaman senin kendi düşünce ve duyguların nerede kaldı? Sen bir birey olarak zaten yıllardır bunu ifade edememenin stresi altında değil kendine misin? Kendine saygın nerede kaldı? Açık sözlük nerede kaldı? Öz saygın nerede kaldı? Her şeyden önce bırak her şeyi bir tarafa. Öz saygını kaybedersin. Arkadaşların fikrine katılıyorum. Ya tabii ki katılabilecek birçok fikir var ama sürekli katılarak var olamazsın. Kaskatı kesilirsin be adam. Olmaz yani. Doğru söz yılanı deliğinden çıkarır derler. Bence çok yanlış bir şey hocam. Doğruları söylemek işte yılanı deliğinden çıkarmıyor hocam. Biz zaten onun için yılan yerinde kalsın diyoruz ya. Ne yapıyoruz? Geçiştiriyoruz. Yani kişiler doğru söz söylerken böyle bir tanımlamayla baş başa kaldıysa belki sıkıntı var. Neler oluyor ya? Allah aşkına bana da söyleyin de bir rahatlayayım. Bakın siz görmüyorsunuz. Burada o kadar şey dönüyor ki. Şimdi benim yayında tüm dikkatimi siz izleyicilerime vermem. İnanın hiç kolay olmuyor. Yani bana bunu bak hikaye, bana bunu hep yapıyorlar. Ama çok mutluyum onlarla birlikte olmaktan. Çünkü cıvıl cıvıl insanlar. Arkadan ne çevirdiklerini ben size bir gün anlatacağım. Kameraya geçeceğim, onları göstereceğim. Bir gün aslında sizi konuk almak istiyorum ben ya. Kamerayı sabitleriz. Yanıma gelirsin. Olmaz mı? Yani sizi uzaktan sevmek aşktan en güzel hocam. Niye? Ya oradan konuşuyorsun değil mi? Gel burada konuş. Uzaktan sev o zaman. Mustafa'nın güzel bir lafı vardır hocam. Tehlikeli. Hangisinin? Kamera karşısı tehlikeli. Şimdi efendim bizim
önceliklerimize iyi bakmamız lazım. Yani hangi değerler öncelikli? Şimdi şu değil, efendim dilimize pelesenk oldu. Öncelikle diye başlayan cümleler kuruyoruz. Ama sevgili izleyicilerimiz, değerlerinizdeki öncelikleriniz neler? Buyurunuz. Dilimize ne oldu hocam? Pelesenk oldu. Nedir hocam? Aynı zamanda bir bağlama türüdür. Ha. Pelesenk bağlama diye geçer. Efendim. Vurmalı mı üflemeli çalgılarda mı? Bağlama telli bir çalgı yavrum. Ha. Ama istersen tabii teknesi var, odun üfleyebiliyorsun. Yani illa üfleyeceksen bir gün ruhuma üflemenden korkuyorum. Allah muhafaza. Şimdi ya ben nasıl devam edeceğim konuşmaya? Bütün dikkatimi dağıtıyorsun. Bak ben izleyicilerimize... Dikkatle izliyoruz hocam. Efendim? Dikkatle izliyoruz. Tabii ki bu duruma düştüğünde keyifle izliyorsun. Niye bu duruma düşürüyorsun beni? Bütün dikkatini veriyorsun işte bana o zaman. Beni çaresiz bıraktığında bütün dikkatini bana veriyorsun. Şimdi hem dikkat, algı ve anlamlandırmadan bahsediyoruz, hem de benim dikkatimi olağanüstü bir çabayla dağıtmaya özen gösteriyorsun ama... Bunu bir katkı olarak kabul ediyorum ve çok mutlu oluyorum. Sizin dikkatiniz var. Dürüst davranayım. Yani daha çok dikkat etmemi sağlıyor aslında. Bravo. Hatta. Şimdi efendim. Sana bir soru sorabilir miyim? Allah ömrü versin, uzun ömrü versin. Amin cümlemiz hocam. Bütün dostlarımıza, sevdiklerimize, insanla, iyi insanlarla hep deriz ya karşılaşalım. Şunu mesela yazarak düşünelim. 15-20 yıl sonra nasıl bir insan olmak istediğimizi düşünüyoruz. Oho hocam, Allah aşkına benim yarınımdan umudum kalmamış. Sen bana ne diyorsun? 15-20 yıl sonra ben nasıl bir insan olacağım, onu düşüneceğim. Hocam herhalde sen benim aynı memlekette yaşamıyorsun ha demeye başlamayın. Bakın zaman ömür anlamında çok hızlı. Ancak kayıp anlamında çok yavaş geçiyor. 15-20 yılı kayıp olarak geçirirseniz çok ağır ve sancılı geçecek. Ancak bir düşünün, gerçekten 15, Allah ömür versin tabii ki, 15-20 yıl sonra nasıl biri olmayı düşünüyorsunuz? Gençlerimiz de düşünsünler. Zira 15-20 yıl sonra şimdiki aklım olsaydı diyecekler ya, aslında biz bu sözlerle bile tanımlıyoruz. Bu sözler bile bir bilim, biliyorsun değil mi? Hakikaten hepsini özetlemeye çalışmışız. Kısa kısa cümlelerle. Şimdi bu noktadan hareketle 15-20 yıl sonra nasıl bir insan olmak istediğimizi düşünelim. Hatta yazarak düşünelim. Bunu yazanlar ulaştıklarında üstünde konuşalım istiyorum. Çünkü önünüze çok farklı manzaralar çıkacak ve bundan ciddi manada hem keyif alacağız, hem düşüneceğiz, hem bir sonuç üretmeye çalışacağız. Şimdi efendim, yaklaşık 10 dakikamız ya 8 dakikamız kalmışken, artık ben takip edebiliyorum. 8 dakikamız kalmışken sözlerimizi yavaş yavaş toparlayalım efendim. Konu dağılmadı tabii ki de, sözlerimizi toparlayalım. 8 dakikalık kısa bir konuşmayla. Örneğin 15-20 yıl sonra nasıl bir insan olmak istediğinizi düşünmeye başladığınızı farz ediyoruz ya. Kiminle ve nerede sorusunu şimdi sormaya çalışın kendinize. Nasıl bir insan olmak istiyorsunuz? Kiminle olmak istiyorsunuz? Nerede olmak istiyorsunuz? Asıl önemlisi, nasıl bir durumda olmak istiyorsunuz? Yazarak düşününüz efendim. İstemekte bir sınır var mı? Bir beis görüyor musun istemekte? Kiminle mi, kimlerle mi? Hı? Kiminle mi, kimlerle mi hocam? Ya o 5N1K habercilikte kullanılıyor. Şimdi bana Allah aşkına bunu yedirmeye çalışma. Yani canlı yayında kamera karşısında. Ya öyle diyelim. Kiminle, nerede, niçin, ne zaman? Onu mu sayalım şimdi? Çocuk sayıyor ya. Ha, çocuk derken bu arada paylaşabilir miyim? İnanılmaz heyecanlıyım. 31 Mart ve 1 Nisan'da torunum profesyonel sahne hayatına merhaba diyor bir tiyatro oyununda. Allah sağlık sağlık tabii olsun, başarılar. Sen hiç Ateş Böceği gördün mü adlı tiyatro oyununda sahnesi var. Şimdi
Buradan ona da başarılar dilemek istiyorum. 8 yaşında ilk sahnesini yapacak Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde. O zaman gidelim, izleyelim. Evet, evet, güzel. Yani izlerken acaba gözyaşlarımı tutabilir miyim bilmiyorum. Çünkü muhteşem bir duygu. 8 yaşında torunum. Allah uzun ömürler versin. Amin, amin. Anne babasıyla hocam. Ve bizlerle. İlk oyununu sahneleyecek. Şimdi provalarda fındık kadar şey. Şimdi onun dünyasını benim anlayabilme şansım nasıl olur bilmiyorum. Peki izleyicilerimize de böyle birkaç görüntü atıp daha sonra programda böyle kısa kesitler halinde de... Çekmeye çalışırım. Evet. Şimdi tabii ben torunumu izlemeye dalmışken nasıl başarırım onu bilmiyorum ama birilerini görevlendiririm. O görüntüleri evet. alabilirim. Hatta video kayıt alabilirsem bunu da zaten programda sizin izninizde ki mutlu olurum paylaşmak isterim. Çünkü profesyonel tiyatro sahnesi hiç kolay değil. Ve çocuklarımızın bunları artık deneyimlemesi gerekiyor. Ve ben onur duyuyorum. Yani torunum olduğu için değil, diğer çocuklar da sahnede olsa çok isterim. Ve hakikaten haklı gururunda yaşıyorum sonuçta. Hayatımızda tiyatro çok önemli hocam. Ben temel oyunculuk eğitimlerini başlattım artık biliyorsun. Tabii akademimde temel oyunculuk eğitimlerini de başlattım. Çünkü çocuklarımızın artık sağlıklı bireyleri olmaları için, sosyal becerileri için, özgüveni için, kendini ifade edebilmeleri için ve yaşamda iyi birer oyuncu olmaları için artık Kariyer Gelişim Akademisi'nin temel oyunculuk atölyesi çalışmalarına başladı. Çok güzel hocam. Hayatım boyunca hep oyuncu olmak istemişimdir. Tek idealim vardır Coşkun. Gelsem böyle bir konuda yardımcı olabilir misiniz oyunculuk konusunda hocam? Şimdi Coşkun idol aldıysan benim yardımcı olmam gereken şeyler başka. Sevgi ve selam olsun ona da. Gerçekten oyunculuk olarak. Ya muhteşem bir şey. Bu akşam şimdi biz tiyatro eğitmenimizle bir video hazırlayacağız. Tabii sahne videosu hazırlayacağız. Çalışmalar güzel bir biçimde devam ediyor. Yani insan atölyesi öyle söyleyeyim. Şimdi yeri aklıma gelmişken dedim ki buradan da torunumu hani kutlayayım ve diliyorum ki arkadaşlarımız da izlemeye gelebilsinler. Çok da sevineceğim. Bizler işte çocuklarımızla ve torunlarımızla, tabii bizler artık torunlarımızla bizden küçükler çocuklarıyla gurur duyabilmeliler. Ancak bunun için gerekli bütün aşamayı da ebeveyn olarak yerine getirmeliler. Bunu yerine getirdikten sonra zaten onlar size iyi bir geri bildirim sunacaklar. Hakikaten sunacaklar. Ha, dilini anlamıyoruz. Dilini anlayan birinin yardımını o zaman isteyin. Olur mu efendim? Sen anlamıyorsan dilini anlayan, ben şimdi yönetmenim dilini anlıyor muyum? Yardım alıyorum aralarda. Bu adam ne demek istedi diye. Sonrasında anlamaya çalışıyorum. Şimdi efendim. Bütün bu alanları yazdık mı? Şimdi düşünmeye başladık. Yazarak düşünmeye başladık. Ve ihtiyaçlarımızı tespit ettik mi? Bununla ilgili ihtiyaçlarımızı tespit ettiğimiz andan itibaren değişim, gelişim ve öğrenim sürecini önümüzdeki hafta Allah ömür verirse yine çarşamba önümüzdeki Amin. Hafta bir dakika ben kampta mı olacağım? Yok yayında zaten olacağım da. Ben kamptayım zaten hocam. Sen Gideyim sürekli kamptasın. Evet. Bahar kampımız var. Bahar kampından görüntüler evet, hazırlayayım evet. mı sana? Tabii ki hocam keyifle. Önümüzdeki hafta değil mi benim bahar kampım? Öyle olmalı hafta sonu. Cuma günü kaç bilmiyorum. Çarşamba 23'üne falan geliyor herhalde hocam. Öyle mi? Evet. O zaman doğru. Gitmeden önce bir programımız daha var. Tabii. Harika. Harika. Değil mi var? Doğru. Gitmeden önce bir programımız var. Dönüş içinde bir sonraki programa güzel görüntüler hazırlayayım. Lütfen. Yani bir eğitim kampının nasıl olabileceğine dair görüntüler hazırlayalım. Bunun üzerine konuşalım. Çünkü orada eğitimimiz ve atölyelerimiz de olacak. Evet. Eğitimler düzenleyeceğiz, atölyeler düzenlenecek, kişisel gelişim atölyeleri olacak. Efendim, bugünkü ödevimizi birlikte not düştük. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam etmek üzere. Beni yaşadığınız her yerde konuk ettiğiniz için ve büyük bir saygıyla beni misafir ettiğiniz için ve sizlere hizmet etme
onurunu bana yaşattığınız için her birinize teşekkür ediyorum. Sizinle olabilmek ve sabahın ve sonrasında devam eden günün tüm aydınlığını sizden alabilmek büyük bir mutluluk. Efendim ben Deniz Erol Börekçi, Yaşamı Tasarlayanlar programının bu haftaki bölümüyle birlikte olduk. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerin huzurunda olabilmenin şimdiden engellenemesi heyecanlığına hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bütün ekibime teşekkür ediyorum. Siz bir şey söylemek ister misiniz efendim? Esen kalın. Gülen yüzünüz hiç solmasın. Harikasın. Muhteşem. Sağlıcakla efendim. Allah'a ısmarladık.